Nedir yani şimdi? Millet kapılara mı dayanmaya başladı Aslı'cığım? Kıvılcım Hanım'a anlatmaya çalıştım ama ısrar etti. Yani... Kıvılcım sektöre yabancı olabilir ama altıncı hisleri çok kuvvetli. Nazlı olayında da haklı çıktı. Sen bilgileri aldın mı? Evet, Kıvılcım Hanım iletti. Kadının adı Kader, kızının adı da Havva. Ama sosyal medyada Minik Köfte olarak biliniyor. Minik Köfte. Ne biçim bir lakap bu? 2 milyondan fazla takipçisi var. Ne yapıyor Minik Köfte peki? Yemek tarifi falan mı veriyor? Yok, dans ediyor. Minik Köfte dans ediyor. Hani bir platform var ya, böyle akımları takip ederek video çekiyorlar. Ha. Göster bakayım bana nasıl şeylermiş. Ne oluyor şimdi? Böyle dans ediyor, böyle para mı kazanıyor bunlar? Canlı yayın açıyorlar. Orada hediye yoluyla insanlar onlara para yolluyor. Ya da markalarla işbirliği yapıyorlar. Yani ne kadar kazanabilir ki insan böyle bir şeyden? Ayda 100 bin dolardan fazla kazanan var. Ne? Dolar. Dövizle çalışıyorlardı. Harika ya. Ben o zaman dükkanı kapatıyorum. Bak kepenkleri indiririz. Hemen dans etmeye başlarız. Hiç sorun değil bence. İşe bak. Öyle işte. Çok üzücü aslında biliyor musun? Yani bu sirk maymunluğu. Resmen sirk maymunluğu ya. Tabii böyle insanlar çıkıp şu kadar para, 1 milyon kazanıyorum derse. Herkes gider. Baksana ben bile dükkanı kapatıp gidiyordum az daha. Çok enteresan ya. Hakikaten. Ama şu rezaletin geçici olduğunu bir bilseler. İnsanlar kazandığı paraları diğerlerinin gözüne soktukça çok zor Rüzgar Bey. İşte biz Kıvılcım'la tam da bu yüzden bu programı yaptık biliyor musun? Gençlere doğruyu gösterebilmek için. Aslı'cığım o zaman şöyle yapalım. Sen bana şu Minik Köfte'nin hesabını yolla. Bir de bu zımırtıdan bir tane hesap aç. Ne? Evet Aslı'cığım. Kariyerime bundan sonra dans edip soyunarak devam edeceğim. Seni de bu hayattan çekip çıkaracağım. Anlamadım Rüzgar Bey. Aslı be. Yani bir tane hesap istiyorum ki kızın ne yaptığına ne ettiğine bakacağım ondan. Çok sorun değil. Sen bana aç. Tamamdır. Sağ ol canım. Ya bu neyin kafasıdır ya? Kendimi Apo gibi hissediyorum resmen. Yaşlanıyor muyum ne bileyim? Ne bunlar şimdi ya? Bu ne? Bu neymiş? Canlı. Tamam. Girelim. Ne abi? Kırmızı gül var. Attım. Gül için teşekkürler. Tam mı birikiyor? Ne oluyor böyle? Neyse tamam çözeceğiz. Sorun yok çözeceğiz yavaş yavaş. Bu ne? Altın araba. Al sana altın araba. Altın araba. Arabayı kim attı? Teşekkür ederim. Ne oldu? Niye sevindim? Ne diyor? Kim attı onu? Arabayı kim diyor? Zengin oldun. Ya salak bunlar ya. Ulan emoji yolladım, emoji. Salak mısınız kız? Ulan. Allah kahretsin, asıl salak benmişim. Ulan benim gibi adamı bile düşürdüler. İşimiz çok zor. Yaşlanıyorum herhalde bir de ben. Bak, bak şuna ne kadar çekmiş. Şuraya bak. Resmen soygunculuk mu? Başka hiçbir şey değil ha. Rüzgar Bey aslında siz hediye yollamışsınız. Hem de araba. Ya ben niye araba yollayayım ya? Ben manyak mıyım kızım? Orada herkes bir şey yolluyor. Ben de yolladım bir tane. Emojisi sadece o zaten. Emin misin dedi. Eminim dedim. Ya ne bileyim ben. Neyse. Kız hakikaten fenomen bir şey. Annesini araştırdın mı? Evet evet. Kadın doğruyu söylüyormuş. Kızının üniversiteye gitmesi için çok çabalamış. Kız üniversiteyi kazanmış ama bu sektöre girince bırakmış. Tamam peki. Sen Kıvılcım'a söyle. Müsait zamanı bir baksana olur mu? Tabii söyleyeyim. Akşam derneğin daveti var unutmayın. Tamam tamam biliyorum. Çiçekleri gönderdin mi? Yolladım yolladım. Bugün ulaşır. Harika. Teşekkür ederim.